İstanbul merkezli Spectrum House isimli düşünce kuruluşu, 18-25 yaş Kürt gençlerin hayata bakışını aktaran bir araştırma yayınladı. 10 kişilik bir ekiple İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Van ve Şırnak'tan 1000'in üzerinde gençle yüz yüze yapılan araştırmada, siyaset, medya ve internete bakıştan gençliğin sorunlarına kadar pek çok mesele ele alındı. 28 Şubat'ta yayınlanan araştırmada bütün konular sözde Kürt meselesine bağlanmak istense de sonuçlar öyle olmadı. Katılımcı gençler ekonomik gerekçelerle gelecek kaygılarını birinci mesele olarak dile getirdi. Gençlerin %79,2'sinin hayatından memnun olmadığı, %70'e yakınının iyi bir kariyer imkanı istediği görüldü. Gençlerin %63,2'sinin Türkiye'yi yaşamak için güvenli bulmadığı, %64,8'inin de yurt dışına gitmek istediği iddia edildi. Yaşamından memnun olmayanlar da Şırnak %70 ile ilk sırada yer aldı. Araştırma ekibi ise nedeni ekonomik yetersizlikler olarak seçilmesine rağmen, bu sonucu Kürt meselesinin sonucu olarak özellikle son 7 yılda yeniden yaşanan çatışma koşulları, Kürt şehirlerinin ve Kürt toplumunun denetim, kontrol ve gözetim altına alınması, gelir dağılımı ve sosyoekonomik göstergeler olarak yorumlanabilir notuyla açıkladı. Araştırma sahipleri yönlendirici müdahalelerde bulunmasına rağmen etnik ve dini meseleleri önceleyenlerin oranı %10,4'te kaldı. Gençlerin büyük çoğunluğunun Kürtçe gazeteleri tercih etmediği de ortaya çıktı. Araştırmada bölgesel tanımların Batı illeri ve Kürt illeri şeklinde yapılması dikkat çekti. Etnik ve dini kimlik, Avrupa Birliği ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili yönlendirici soruların olduğu görüldü. Gençliğin Z, beta, alfa, üniversite gençliği, işçi, işsiz gençlik, genç kadın, genç LGBTİQ+ gibi farklı kategorilerden oluştuğu öne sürüldü. Kürt Z kuşağı başlığıyla yayınlanan araştırmaya TGB'den tepki geldi. Kürt kardeşlerimize çizdikleri profil, Türkiye'den kaçmak isteyen, Türkiye'ye değil, Avrupa Birliği ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne güvenen bir profildir. İyi bir kariyer elde etmek isteyen gençleri, iyi kariyer için yurt dışında yaşamak istiyor diye yorumlamak, gerçekleri çarpıtmaktır. Türkiye'nin 81 ilinde üniversite ve liselerde çalışmalar yürütüyoruz. Güneydoğu Anadolu bölgemiz başta olmak üzere tüm Türkiye'de gerçek şudur. Gençlik, Türkiye'de yaşamak, Türkiye'de üretmek istiyor. Bunun için de teşkilatı Türkiye Gençlik Birliği'nde örgütleniyor. TGB Genel Başkanı İzmir'den Şırnak'a kadar gençlerin sorunlarının ortak olduğunu vurguladı. Araştırma sahipleri gençliği Türk ve Kürt gençliği diye ayrıştırdıkları yetmezmiş gibi bir de Z kuşağı denilen deli gömleğine sığdırmaya çalışıyor. Biz Türk'le, Kürt'le hepimiz Türk gençliğiyiz. Araştırmayı nesnel ve bilimsel olarak okuduğumuzda da İzmir'den Şırnak'a kadar Türk gençliğinin ortak sorunları olduğunu görüyoruz. Ortak payda ekonomik sorunlardır. Z kuşağı torbasının gerçeklikle hiçbir ilgisinin olmadığını kendileri de ifade etmektedir.